Çocuk yeleğimiz 0-1 yaş için yapıldı. Bu yeleğimizi biz kız çocuk için yaptık. Fakat bunun ilik yerleri değiştirilerek, renkleri de değiştirilerek erkek çocuk için de uygulanabilir. Biz bu yeleğimizi beden kısmını bir bütün olarak başladık koltuk kesimine kadar. Bu yeleğimiz bir yumak kırmızı ip, bir yumak ip de krem rengi. 4 numara şiş kullandık. 118 ilmek başladık. 4 sıra horoşa ördük. 4 sıra horoşa ördükten sonra ilik ve düğme payı olarak 7 ilmek kırmızı iple horoşa ördük. Ve krem rengi ipi bağlayarak örneğimizin yapımına geçtik. Örneğimizde basit bir örnek seçtik. 5 ilmek krem rengi örüyoruz. 1 ilmek kırmızıyı boşalıyoruz. 5 ilmek krem rengi örüyoruz. 1 ilmek boş alıyoruz ve böylece devam ediyor. Ters yönünde düzleri ters olarak örüyoruz ve boş aldığımız ilmekleri yine boş olarak alıyoruz. İkinci sıraya geldiğimizde iliğimizin bir tanesini açtık ve kırmızı iple 2 sıra gidiş geliş yapıyoruz. Bir düz, bir ters örüyoruz önden ve arkadan. Tekrar ikinci modele geldiğimizde krem rengini geçerken modelimizi ortalıyoruz. Burada birincide 5 ilmek krem rengi örmüştük. İkinci örneğe geldiğimizde 2 ilmek krem rengi örüyoruz. 1 ilmek boş alıyoruz. 5 ilmek krem rengi, 1 ilmek boş. Modelimiz böyle devam ediyor. Üçüncü örneğe geldiğimizde yine krem rengi 5 ilmek oluyor. Ve böylece 14 sıra krem rengiyle modelimizi tamamlıyoruz. Ve kırmızı iple 4 sıra horoşa örüyoruz. 5 de yapabiliriz. Sonra başa geldiğimizde 30 ilmek örüyoruz. 5 ilmek kol için kesiyoruz. Ve geriye dönerek 5 sıra horoşa gidiyoruz. Başa geldiğimizde ilikler de tamamlanmış oluyor. Her ilik arası 12 sıra oluyor. Ve her sıra başında bir ilmek keserek kolu düz çıkıyoruz. Buradan ilmeklerimizi önlerden eksilterek V şeklini aldırıyoruz ve 22 sırada modelimiz bitmiş oluyor omuz hizasına. Aynı şekilde diğer önü de 30 ilmek örüyoruz, 5 ilmek kol için kesiyoruz. 5 sıra ördükten sonra yine her sıranın başında birer ilmek keserek burada 14 ilmek kalıncaya kadar devam ediyoruz ve gördüğünüz gibi yeleğimizin yakasını kesmiş oluyoruz ve omuzları da bitirmiş oluyoruz. Şimdi yeleğimizin arkasını göstereceğiz. Yeleğimizin arkasında da kollarımızı ve önlerimizi ayırıp kestikten sonra 48 ilmeğimiz kaldı. Buradan krem rengi ipimizi bağlıyoruz. 22 sıra horoşa örerek yeleğimizin arkasını tamamlıyoruz. Ön bölümlerle aynı eşitliğe getiriyoruz ve düz olarak kesiyoruz.
Sonra iki taraftan omuzları birleştiriyoruz. Ortada yaka payımız kalıyor. Şimdi biz bu modelin yapılışını şişle başlayıp küçük bir model göstereceğiz. Ayrıca yapılışını ilmek sayılarıyla birlikte yazılı olarak da koyacağız. Bizim modelini basit olarak sizlere göstermek için yapılışını vereceğiz. Şimdi ben iki sıra horoşa ördüm. Çünkü modelimiz lastiğin üzerine konuyor. Şimdi krem rengi ipimi de bağladım ve baştan 6 ilmek krem rengi örüyorum. Bir ilmek boş alıyoruz. Tekrar 5 ilmek krem rengi örüyoruz. Çünkü örneğimizin rengi krem. Tekrar bir ilmek boş alıyorum. 5 ilmek krem rengi örüyorum. Yine bir ilmek kırmızıdan boş alıyorum. Geriye kalan ilmeklerimi krem rengi olarak örüyorum. Şimdi tersleri ters öreceğim. Diğer ilmekli boşları yine boş olarak alacağım. Evet, ilmeğimi boş alıyorum. Krem rengimi ördüm. Yine kırmızıyı boş aldım. Yine kırmızıyı boşalıyoruz ve kalan ilmeklerimizi başa kadar örüyoruz. Başla. Şimdi kırmızıyı ördük. Krem rengimizi ördük. Modelimizin oluşması için şimdi kırmızı renkle iki sıra gidiş geliş yapacağız. Düzden düz, tersten ters öreceğiz. Giderken boş aldığımız ilmekleri de öreceğiz. Hı. Evet, düzleri de örüyoruz. Boş aldığımız kırmızı renkleri. Bu yüzde bütün ilmeklerimizi ördük. Boş bıraktığımız ilmekleri de ördük. Düz olarak gittik. Şimdi ters öreceğiz. Arka yüzünden. İkinci modele geldik. İkinci modelde örneğimizi
ortalıyoruz. Yani şu kırmızılar ortaya gelmiş olacak. Bunun için başta zaten benim 6 ilmekle başlamıştım. Bu yüzden 3 ilmek örüyorum. 1 ilmek boş alıyorum. Ve şimdi 5 ilmek krem rengi öreceğim. Bu kırmızıyı tam ortalamış olacağız 3. ilmekte. Şimdi tekrar 5 ilmeğimiz oldu. 1 ilmek kırmızıyı boş alıyoruz. Tekrar yine 5 ilmek krem rengi örerken diğer sıradaki kırmızımızı ortalamış oluyoruz. Evet, 5 ilmek ördük. Yine 1 ilmek kırmızıyı boşaldık. Tekrar yine 5 ilmek krem rengi örüyoruz. Ve 1 ilmek boş alıyoruz. Kalan 3 ilmeğimizi yine krem rengi olarak örüyoruz. Şimdi düzleri ters olarak, kırmızıları boş alarak döneceğim. Evet, kırmızıları boş alıyoruz örmeden. Krem renklerini örüyoruz. Kırmızıyı boşalttık. Evet, şimdi ikinci modelimizi de tamamladık. Koyduk. Kırmızıyla giderek modelimizi tamamlamış olacağız. Krem rengiyle koyuyoruz. Kırmızılarla açıkları kapatıyoruz. Kırmızı renkle bütün boşaldığımız ilmekleri de örerek bir sıra düz, bir sıra ters döneceğiz. Şimdi modelimizin ikincisini de koyduk. Ortaladığını incelediğinizde göreceksiniz. Şimdi üçüncü sıra modeli de koyacağız. Biraz daha belirgin olsun, daha iyi öğrenilir, anlaşılır olsun diye. Şimdi yine üçüncü sırada, ilk sırada olduğu gibi 6 sıra krem rengimi örüyorum. Ve 1 ilmek kırmızı boşalıyorum. 5 ilmek krem rengi örüyorum. 1 ilmek boş kırmızı alıyorum. Yine 5 ilmek krem rengini örüyorum. 1 ilmek boş alıyorum. Ve sıra sonundaki ilmeklerimin hepsini örüyorum. 6 tane ilmeğim var. Şimdi tersinden krem renklerini ters öreceğim. Kırmızıları boş alacağım.
sorumluluk. Hmm.